Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Truckers of Europe 3'teyiz. Tam da üstüne böyle. Yeni bir güncelleme geldi. Beta'ya geldi yalnız. Bilginiz olsun. Henüz tam sürüme gelmedi. Yeni Scania modelleri geldi. Biliyorsunuz Scania modellerinde yeni Next Gen Scania'nın R ve S modelleri vardı. Şu ikisi vardı. Şimdi eskiye dönük de getirmişler. 95 model R serisi. 2004 model R serisi, 2009 model R serisi, 2004 ile 2009 arasında çok öyle fark yok. Şöyle gördüğünüz gibi ızgara değişiyor görselde. He, realde belki daha farklı değişiklikler vardır ama oyunda bu şekilde şu anda. Gerçeğe yakın yapmışlardır diye tahmin ediyorum ben. Bir de 2013 modeli şöyle gördüğünüz gibi. Bunda da aynı şekilde. Çok öyle bir fark yok. Şuradaki hava kanalı galiba bunlar. Onlarda bir değişiklik var. Başka da model yok. Toplamda 4 adet yeni Scania modelleri oyuna eklenmiş. Fiyatları da çok öyle uçuk değil. Yani en düşük modeli 95 olan 10.000 euro. 2004 olan 15.000 euro. 2009 olan 20.000 euro. 2013 olan 25.000 euro. Mesela Mercedes 34.000. Axor 18.000, Volvo 32.000, DAF 32.000, F-Max 30.000 gibi. Şimdi en düşüğüyle başlayacağız. Böyle yavaş yavaş videolarını çekeriz bunu. Toplamda 4 adet aracımız var. Tek videoda hepsini gösteremeyiz. 95 model R modeliyle başlayalım. Şöyle özelleştir diyelim, ondan sonra satın alalım aracı. Şimdi neler var? 4x2, 6x2. 6x2 4 orta aks kontrollü mü? Yok, değil. Bu orta aks kontrollü. 6x2 var. Tug lift. Uzun şasi. 6x4 var. Bir de 8x4 var. Ağır yükler için. Bunu da oyuna eklemişler. Biz 4x2'yi kullanacağız. Şöyle bizim kullanacağımız bu olacak. Şase uzadı mı? Bana mı öyle geliyor? Dur bakayım, geri diyelim bir. Allah, dur. Araca döndük yanlışlıkla. Burada da arka planda çalışma sesi kalıyor ya, dur. Heh, motoru kapatalım. Çekiler çekici mağazası dedik tekrar. Şuradan yine gelelim. Heh. Yok, uzamamış ya. Bana öyle geldi herhalde. Tamam, biz 4x2'yi kullanıyor olacağız. Şimdi şuradan kabine gelelim. Şu an düşük kabin. Normal kabin var. Yüksek kabin var. Yükseği kullanalım. Şöyle güzelce yapılandıralım o zaman aracımızı. Motorlarda 380 başlıyor. 420, 440, 470. 500 var. 580 var. 750 var. 770 var. Bu 770 falan, bunlar her araca eklenmişti. Farklı sesleri vardı biliyorsunuz. Ben normal bir motor yapayım istiyorum. 440 olsun mesela. 440 seçelim biz. Ya da 500 seçelim abi. R500 olsun bu. Vites kutusunda 8+1 var. 12 var. 12 var. 6 var. 12+2 var. 8+1 retard. Yani hepsinin ekstra bir de retarderli olanları var. 12 kademe retarder standartı biz seçelim. Ekstralara gelelim şimdi. Gördüğünüz gibi her yer nokta 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 oldu. Evet, rüzgarlıklar şöyle. Bunu seçtik. Evet, Sayın Emre Bozkurt. Sayın Emre Bozkurt. Şuradan güneşliklere gelelim. Şu güzel. Bunu kullanalım. Ondan sonra şöyle ön taraftan devam edelim, sonra yanlara geçelim. Burası renkli panel yapılabiliyor. Komple plastik ve komple renkli, ama yarı renkli olsun. Daha güzel bir görüntüsü oluyor. Burası da aynı şekilde. Tampon da aynı şekilde. Tamponu böyle yapalım. Far çerçevesi. Renkli ya da plastik seçeneği. Hava bölümü.
hava kanalları. Renkli ya da plastik olarak seçebiliyoruz. Şuralara gelelim. Evet, rüzgarlıklar var burada. Deflektör. Renkli ya da plastik olabiliyoruz. Plastik kalsın. Aynalar. Evet, farklı ayna çeşitleri bu arada. Şuradakini kaldırıyor. Renklisi var. Kaldırılmışı var. Plastik kalsın abi. Plastik aksamlı yapacağım. Sadece ön tamponu şöyle renkli yaptım. Evet, bu da renkli ya da plastik kalabiliyor. Yine plastik kalsın. Bilmiyorum da plastik benim hoşuma gidiyor ya. Sarı siyah gibi mesela oluyor ya şu anki rengiyle mesela. Benim şahsen hoşuma gidiyor. Rüzgarlık altı var. Onu da plastikte bıraktım. Burası renkli ya da plastik kalabiliyor. Plastikte kalsın. Çamurluklar. Evet, yan etekler. Şurası değişiyor. Komple yan etek. Renkli. Yarı etek gibi. Böyle kalsın. Ya da etekliği de sarı yapalım. Şöyle yarı eteklik olmuş olsun. Şöyle tam. Şöyle yarı. Böyle kalsın abi. Ek tankımızı ekledik buraya. Bunlar tamam. Bunu ekledik zaten. Şurada çamurluklar var. Şöyle kalabilir bence. Bir sıkıntısı yok. Arkaya gelelim. Burası da yarı boyalı gibi kalabilir. Ön tarafla şöyle uyumlu olsun diye. Evet, buraları da ekledik. Herhalde tamam. Şimdi aksesuarlara gelelim. Ha dur, şurada ne varmış? Ha, cam panel. Okey. Aa, aksesuar yok mu? Aksesuar seçeneği yok. Gelmedi mi aksesuar bu araçlara da? Tıklanmadığına göre aksesuar eklenmemiş daha henüz. Jantlara gelelim. Ön taraf. Evet, lastikler. Yanaklı lastik yapalım. Coverlar. Genelde şunu kullanıyorum ben. Hub bu şekilde. Okey. Okey. Sıkıntı yok. Metalik tabii ki yapalım. Şunu da metalik yapalım. Hepsi metalik olsun. Şimdi geri dedik. Renk kullanmayacağım. Arkaya gelelim abi. Şöyle seçtik. Normal cover. Bunu da metalik. Bunu da metalik yaptık. Nuts. Bunu da metalik yaptık. Okey. Jantlar da tamam abi. Lastik jant. Okey. Renk giydirme yapılabilir ama ön taraftaki plastikler değişecek. Mavi olacak şurada gördüğünüz gibi. Ya da kendiniz yapabilirsiniz. Bunların kalıpları var bildiğim kadarıyla. Photoshop şeyleri olması lazım. Discord'larında vardır muhtemelen diye tahmin ediyorum. Oradan bakabilirsiniz yapmak isteyenler. Başka da bir şey yok abi. Her şey okey. Yapılandırdım. Aslında şurayı da plastik değil de boyalı yapsaydık diye düşünüyorum şu anda. Bir garip oldu çünkü. Sanki. Dur bakayım. Şöyle bir daha bakalım. Değil mi? Bence böyle daha iyi oldu ya. Orası, çünkü şurası plastik, buralar renkli falan, böyle bir garip oldu. Okey ya, sıkıntı yok. Aksesuar, hayret, aksesuar eklenmemiş ya. İlginç. Belki tam sürümde gelir. Onayla diyorum. Toplamda 18.275 oldu. 10.000 euro tırım fiyatı, 8.275'te yapılandırmamız oldu. Satın al diyoruz. Kendin sür diyoruz. Garajımız Münih'te var. Buraya ata dedik. Çalıştır abi aracı.
Uyumam gerekiyormuş bu arada. Ama uyursam bakayım. Saat 13.18. Akşamüstü olur ya da akşam olur. O yüzden uyumayalım. Uyumayalım. Çünkü fotoğraf da çekmem lazım. Bu sefer o sıkıntı olacak. Hop, farları yaktım. Sesi de güzel ha. Vallahi sesi çok güzel. İçine bakalım. Hop. Aha işte abi ya, şu eski Scania'ların içini çok çok beğeniyorum ya. Vallahi çok güzel içi. Şurada bir fotoğraf alayım. Şöyle. Birlikte alalım. Yürüme moduna geçiyorum. Bunun ayarlarını ha yapmışım. Tamam. Hemen şurada bir güzel bir fotoğraf yakalayalım şöyle. Yanları kesebiliriz. Okey. Hemen şuradan şöyle masa üstüne kaydedeyim. Okey. Şimdi bir tane iş alalım. Binelim araca. Bir iş alalım abi şuradan. Çok uzun bir rota olmasın. 157. Bu olabilir. Nürnberg olabilir bak. 250. O Nürnberg neymiş abi? Ama 45 ton. Biz 500 beygir seçtik aracı. Biraz sıkıntı yaratabilir. Bak bu ama uzun. 345 kilometre fazla. Aa 161. Süper. Hem de bu araca bence yakışabilecek bir dorsu abi. Hurda metal taşıyacağız. Vallahi süper oldu. Mouse'u da vurmazsın ya. İki mouse'u birbirine vurdurdum. Münih'ten Nürnberg'e doğru gidelim. Yolda düz. Gazlarız. İşe al diyelim abi. Evet. Nerede dorsemiz? Oh! Vallahi güzel oldu. Kumru. Guguk guk. Hoppa. Burası da tam şeymiş ha. Çukurmuş, bozuk burası. Burada metalimizi yükledik abi. Dur ya. Dorse ile bence çekeyim. Dorse güzel geldi ha. Vallahi şansımıza Dorse. İyi bir Dorse geldi. Dur. Şöyle bir fotoğraf alalım. Vallahi şansımıza güzel geldi. Yandan da turizma geçiyor. Şunu alayım. İkisinden birini kullanırım ama muhtemelen bunu kullanırım. Tamam. Bin abi. Hadi gidiyoruz. Nerede çıkış? Burada. Abi şu oyunun hava sesleri falan var ya.
Tamam, Scania sinyal sesi de yapılmış abi. Hoppa. Durduk ama. Ya araçların iç kalitesi biraz daha yüksek olsa şuralar falan. Bilmiyorum yani, her cihazda çalışsın diye muhtemelen böyle yapılıyor. Çünkü aynalar da o yüzden böyle hani takılıyormuş gibi gözüküyor ya. FPS'i düşük aynaların mesela. Her cihazda rahat kullanılabilsin diye yapılıyormuş ama araç kalitesi sanki biraz daha iyi olsa. Yani şu iç dış kaliteye lafım yok. Ama araçların içinin kalitesi biraz daha yüksek olmalı diye düşünüyorum. Yani piksel piksel gözüküyor en azından. Daha iyi bence olmalı. Tamam, her cihazda çalışması tabii ki önemli. Herkes yüksek cihaz almıyor, kullanmıyor ama bence oyun oynayan adam da oyun oynama, yani mobilde oyun oynamak isteyen adam da cihazını yükseltmeli diye düşünüyorum. Zaten artık son zamanlarda düşük cihaz pek kalmadı satışta. Minimum 4 GB RAM oluyor. Genelde 6 GB RAM artık. İşlemcileri de genelde güçlü oluyor yani. Hoppa! Sürttük mü? Sürttük galiba biraz araca. Evet, trafik yoğunluğu da daha önceki güncellemede gelmişti. Artık daha iyi şu anda trafik yoğunlukları. Uyuz abi, uyuz. Dorse seslerine baksana abi. Şu oyunu bilgisayara yapsalar ya. İsteyen mobilde oynasın, isteyen bilgisayarda oynasın abi. Bir de direksiyon desteği olacak bunda var ya, öf. Tadından yenmez. Bu fiziklerle, bu seslerle vallahi tadından yenmez ya. Çok hızlı girdim. Biraz fazla hızlı girdim. Bak, bu oyunu hakikaten bilgisayara yapacaklar. Zaten kalite vesaire detaylar çok bambaşka olur. Kalitesi bayağı yüksek olur. Direksiyon desteği olacak böyle force feedback'le. ETS gibi düşünün. Bu seslerle falan. Var ya, tadından yenmez, tadından oyun. İleride oyunun AI araçları birbirine girdi abi. Ben şöyle geçsem. Bak, birbirlerine girdiler abi. Bir şey oldu burada. Havaya uçtu falan, bir şeyler oldu. Gerçi bir önceki güncellemede ben de havaya uçmuştum. Düz yolda giderken hem de. Görünmez duvar gibi bir şey vardı. Bildiğiniz havaya uçmuştum yani. Hatırlarsanız. O hata düzeltilmiştir diye düşünüyorum ya. Sonradan tam sürüme çünkü güncellemesi geldi onun. Düzeltilmiştir diye tahmin ediyorum. Şimdi bu beta'da arkadaşlar. Beta hala açık mı? Herkes katılabiliyor mu? Bilmiyorum. Oyun ilk çıktığı zamanlarda beta'ya ben katılmamıştım mesela. Bilmiyordum beta'nın olayını. Katılmamıştım beta'ya. Yağmur başladı. Katılmadığım için beta'ya gelen güncellemeleri ben kullanamıyordum. İlla tam sürüme çıkmasını bekliyordum. Sonradan Bertan yazdı abi, işte açtık şey diye beta'yı, katılabilirsin diye. Hemen katıldım beta'ya. Şimdi beta güncellemesi geldiği zaman direkt pat 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 kullanıyorum. Hiç sıkıntı olmuyor, erkenden kullanabiliyorum. Herkes katılabildi ikinciye açıldığı zaman. Ama şu an herkes yine katılabiliyor mu onu bilmiyorum. Ya uykusuzlukla alakalı çok büyük problem olmuyormuş ya. Çok takmamak lazım. Bir kere göz kapandı yolda giderken. Çok bir sıkıntı olmadı yani.
Trafiğin olması güzel oldu. Önceden işte o da bir önceki güncellemeyle böyle yoğunlaştı. Önceden abi bomboş oluyordu yollar ya. Ne karşıdan gelen görüyordu, ne böyle sollayan oluyordu. Sizin önünüzde pek bir araç olmuyordu. Genelde arkanızda kalıyorlardı falan böyle. Oğlum sen niye böyle Allah yavaşsın diyecektim. Bayağı tırlar sıralanmış buraya. Hepsi yavaş gidiyor. Önde ağır tonaj mı var? Yok, çok da ağır değil. Otobüsler işi bozmuş gibi. Bir de şöyle selektör falan yaptığımız zaman yol verseler. Ben selektör tuşu atamamışım galiba buna da. Oğlum yine ne oldu burada? Allah! Dorte savurdu bizi. Emniyet şeridini işgal ettik. Daha ayı trafik tam oturmamış abi oyunda. Şuradan bir makas. Oyundaki ayı trafik tam anlamıyla daha oturmamış abi. Bak bir anda araç sağ sol yaptı, yavaşladı. Arkasında olsak patates. Hiç kaçışımız yok yani. Aynen ben selektör atamamışım. Öğüt! Allah! Kamera değiştireyim derken patladık. Abi nedense eski araçlar beni daha çok cezbediyor yenilerine göre. Bu çok kişi de var. Yorumlarda bunu ben çok gördüm. Bunu daha önce de söylemiştim çünkü ben. Eski araçlar bilmiyorum yenilerine göre beni daha çok cezbediyor. Daha çok hoşuma gidiyor benim. İç kalitesi, iç görüntüsü diyeyim. Kalitesi demeyeyim de iç görüntüsü. Bilmiyorum benim daha çok hoşuma gidiyor. Mesela Scania'nın N7 Next Gen'indense bunun içi daha iyi. Ama 2009 falan 2013 onların şeyini sevmiyorum. 2013 mü? 2009 2004 2009 falan. 2009 olması lazım. Onların içini beğenmiyorum mesela ama bak bu çok güzel. 95 model bu. Bunu beğeniyorum bak. Yemek saatim geldi. Yine Dorse havaya uçtu. Yine orada çadır karıştı. Abi düz yolda giderken yo araca çarpmış arkadaki. Arkadaki öndeki araca çarpmış. Yoğun trafikten dolayı birazcık oyunda çadırlar karışıyor arkadaşlar. Oh ne şimşek çaktı.
Pardon dayı, zor döndüm. Aç kapıyı Veysel Efendi. Oğlum kapağım mı uzunmuş? Ben biter diye saldım aracı. Çok uzunmuş kapı. Araç leş oldu. İyi ki fotoğrafını çekmişim. Hoppa. Evet abi. Hasar cezamız var. Gecikmede sıkıntı yok. Toplam gelir 1482. Evet arkadaşlar, yeni araçlar hayırlı uğurlu olsun, diğerleriyle de oynayacağız. Her biriyle bir bölüm çekeriz işte. Bu bölüm birazcık uzun oldu ama o da işte ilk güncelleme notları vesaire araçları gösterdik derken. Bir dahaki bölümde ben ya direkt aracı yapılandırırım ya da yine birlikte yapılandırırız. Bilmiyorum artık nasıl karar verirsem o şekilde çözerim, yaparım bir şekilde. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.